İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın görülmeye değer yerlerini tanıyalım. Şebin Karahisar, Ermenistan Cumhuriyeti Lahey Mahkemesi'nde Azerbaycan aleyhine dava açtı. AKİT Parlamenterler Meclis Başkanı Artsakh Dağlık Karabağ'da kalıcı barışın korunmasını önemsedi. Bugün Ermeni nükleer santralinin kuruluş yıl dönümü. ABD, Türkiye'den 5 El-Kaide destekçisini yaptırım listesine dahil etti. Batı Ermenistan'ın Gesariye ayında 4000 yıllık aslan çene kemiği bulundu. Armenia Expo 2021 fuarı yaklaşık 200 firmayı bir araya getirdi. Cavahkın kültürel anıtları, Goratsbank Manastırı. Kültürel yapıları ve doğal güzellikleriyle saklı kalmış Batı Ermenistan'ın Giresun ilinin Şebin Karahisar ilçesi, tercih edilen turizm noktaları arasındaki yerini almaya başladı. Karadeniz ve Batı Ermenistan'ın iç bölgelerini bağladığı güzergahta yer alan Şebin Karahisar, tarihi Meryem Ana Manastırı, Tamzara Mahallesi, kale gibi kültürel değerlerin yanı sıra Silbehan Göleti ve Çağlayan Şelalesi'nin aralarında bulunduğu birçok doğal güzelliği barındırıyor. Kayalık bir tepedeki doğal mağarada inşa edilen Meryem Ana Manastırı yaz boyunca ziyaret edilebiliyor. Geçmişte Ortodoks Rumlar tarafından kullanılan manastır yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Önemli bir nokta olan Şebin Karahisar Kalesi de ilçeye gelenlerin ziyaret ettiği yerler arasında. Şebin Karahisar, binlerce yıllık tarihi olan geçmişte birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış, farklı din ve dillerin bir arada yaşadığı önemli bir ilçedir. Sürgünde bulunan sevgili Ermeni yurttaşlar, Büyük Ermeni General Antranik Ozanyan'ın, Antranik Paşa'nın doğduğu yer olan vatanımızın bu cennet köşesini görmek istiyorsanız, orayı ziyaret etmek ve atalarımızdan kalan mirası bizzat tanımak için şimdi en iyi zamanı. Birleşmiş Milletler'in ana yargı organı Perşembe günü yaptığı açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti'nin Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Azerbaycan aleyhine dava açtığını ifade etti. Lahey Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre davacı, Azerbaycan'ın 10 yıllardır Ermenilere karşı ırk ayrımcılığı yaptığını, devlet destekli bu Ermeni karşıtı politikanın bir sonucu olarak Ermenilerin sistematik olarak ayrımcılığa uğradığını, katledildiğini, işkence gördüğünü ve farklı aşağılama türlerine maruz kaldığını vurguluyor. Bu muameleler, Artsakh Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik Azerbaycan saldırganlığının ardından Eylül 2020'de bir kez daha teyit edildi. Resmi Yerevan davasında askeri eylemlerin sona ermesinden ve 10 Kasım 2020 ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra bile Azerbaycan'ın Ermeni esirleri, rehineleri ve diğer tutukluları öldürmeye, işkence etmeye ve başka şekillerde aşağılamaya devam ettiğini vurguluyor. Armen Press'in bildirdiğine göre AKİT Parlamenterler Meclis Başkanı Margareta Sederfeld, AKİT Daimi Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Artsakh Dağlık Karabağ'da kalıcı barış kurmak amacıyla daha fazlasının yapılması gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Artsakh Dağlık Karabağ'da ateşkes olmasına rağmen kalıcı barış sağlamak ve sivillerin acısını hafifletmek için daha fazla adım atılması gerektiğini vurguladı. Margareta Sederfeld, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan parlamentoları ile başarılı işbirliğimize dayanarak AKİT Parlamenterler Meclisi, barış sürecini desteklemek için parlamentolar arası diyaloğu geliştirmeye hazırdır, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Nükleer Enerji Santrali 17 Eylül'de kuruluş gününü kutluyor. Bundan tam 55 yıl önce Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti Hükümeti'nin girişimiyle Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu ile birlikte Kafkasya'da ilk nükleer santralin kurulmasına karar verildi. Bugün Ermenistan Cumhuriyeti Nükleer Enerji Santrali, Ermenistan Cumhuriyeti'nin tüm elektriğinin üçte birinden fazlasını üreterek ülkenin enerji güvenliği ve bağımsızlığını sağlıyor. Santral, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki enerji sektörünün gelişmesinde ve Cumhuriyet'in tüm sosyoekonomik yaşamında insanların yaşam kalitesini iyileştirmek için bilim ve modern teknolojilerin geliştirilmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır.
Ermenistan Cumhuriyeti Nükleer Enerji Santrali Genel Müdürü Edward Martirosyan şöyle konuştu. Ermeni Nükleer Enerji Santrali projesi zamanında gerçek bir bilimsel atılım oldu. Bugün dünya pratiğinde tüm ayrıntılar ve bilimsel yaklaşımlar aktif olarak kullanılmaktadır. Nükleer enerji santralinde güvenlik seviyesini artırmak için sistematik çalışmalar yapılıyor. Tesis tarihi boyunca güvenilirliğini tamamen kanıtlamıştır. İkinci güç ünitesinin işletmesini 2026 yılına kadar uzatmak için nükleer santralin sonuçlandırma programı şu anda tamamlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de faaliyet gösteren El-Kaide destekli 5 kişiyi yaptırım listesine ekledi. Habere göre bu kişiler Türkiye'deki terör örgütüne çeşitli destekler sağladı. Batı Ermenistan Türk hükümetinin bu gibi insanları destekleyip beslediğini gözlemlemektedir. Türk hükümetinin bu gibi tavırları insanlık adına kabul edilemez. Batı Ermenistan'ın Gesarya, Kayseri ilinde bulunan Kültepe Antik Kent'te yürütülen kazı çalışmasında 4000 yıl öncesine ait aslan çene kemiği bulundu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kulakoğlu, Kültepe'de gazetecilere yaptığı açıklamada 2001'de bölgede büyük bir binanın bodrum katında çok sayıda hayvan kemikleri ve büyük depo kütükleri bulduklarını, çokça seramik, metal ve kemik objeler çıkarıldığını belirtti. Kemik buluntuların Kültepe ve Batı Ermenistan için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Kulakoğlu şöyle konuştu. Yaptığımız kazılarda iki aslan, ayı, dağ koyunu, geyik, yabani domuz kemiklerinden oluşan grup ele geçirdik. Bu hayvan kemiklerinin hepsi iri, büyük boydaki ve vahşi hayvanlara ait. Bunları şöyle değerlendirmek lazım. Bu bölgedeki Erciyes'in etrafında ya da dağlık alanlarda ya da Sivas civarına kadar yaşayan hayvanlar bunlar. Bu kemikleri günümüzden 4000 yıl öncesine tarihlendiriyoruz. Bunlar yabani hayvanlar mutlaka avlanarak Kültepe'ye getirilmiş. Armenia Expo 2021 adlı 20. Uluslararası Üniversal Sanayi Fuarı Forumu, ekonominin farklı dallarını temsil eden yaklaşık 200 kuruluşu tek çatı altında bir araya getirdi. Bu yıl katılımcıların coğrafyası genişledi ve Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya, İran, Beyaz Rusya, Hindistan, İtalya, Kolombiya dahil 7 ülkeden şirket katıldı. Armenia Expo 2021 adlı fuar, Ermenistan Cumhuriyeti Sanayici ve İş Adamları Birliği ve Logos Expo Center Fuar şirketi tarafından düzenlendi. Fuar 16 Eylül'de başladı ve 18'e kadar sürecek. Köylülere göre yaklaşık 300 yıl önce kurulmuş olan Meranya Köyü, Ahalkalak'a 22 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Her Ermeni köyü gibi Merenya'nın da manastırları ve kutsal mekanları bulunuyor. Gorat Jam Manastırı kırmızı taştan yapılmıştır. Kapı kemerli, güney duvarında büyük uzun bir pencere açılıyor. Doğu duvarına yakın kaidede bazalt taşı bir haç takılmıştır. Manastırın çevresinde bir atın ve eşeğin mezar taşlarının korunduğu eski bir mezarlık bulunmaktadır. Bu manastır 2018 yılının Mayıs ayında Gürcistan'da bir kültür anıtı statüsü aldı. Yerliler buna Gorat Jam, kaybolan kilise adını verdiler. 10. yüzyıldan kalma bir yapı olan Merenya Manastırı kültürel miras anıtı olarak kabul edildi. Buraya farklı köylerden gelip kurban kesiyorlar. Genellikle Paskalya Bayramı için buraya geldikleri kabul ediliyor. Komşu köylerden de geliyorlar. Meranya köyünde şapelin Ermeni yapımı olduğunu köylüler garanti ediyorlar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung topluluğunun solisti Anna Tomasyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Teline Meline adlı eseri sunuyoruz. Lusa ki lusa ye.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.